Halkın içi de gelir. Gezen varsa gelsin, alsın burada. Hadi. Ama önce gidecek halkla beraber. Beraber çıkacağız. Ali Morca'dan ben rica edeceğim. Diyeceğim ki aha bu AKP milletvekili. Al kardeşim şimdi bunu beraber. Gezin bakalım esnaf mesnaf ne oluyor. O da böyle girsin içeri desin ki efendim ben AKP milletvekili. Hadi AK Parti diyelim ona. Çünkü öyle diyecek o. Ben AKP diyorum diye. Efendim ben AK Parti milletvekili falanca falanca. Hoş geldin mi yapacaklar? Yoksa abi ne işin var burada senin? Ha, ne yüzde geldin mi diyecekler. Var mı öyle bir yürekli? Ali Morca burada. Beraber çıkacaklar. Gezecekler. Öyle ama arkana böyle bir sürü toplum polisleri efendim yok. Sivil polisler buralarında coplar moplar onlar olmayacak. Var mı? Bak açık çek. Sonra da burada oturacağız beraber. Ben diyeceğim ki abi helal olsun sana. Bak vatandaş da meğer sizi hakikaten seviyormuş. Çünkü bak sahte şeyler çektiriyorlar. Videolar. Dolanıyor TikTok'ta, MikTok'ta bir sürü var. Artık sıkıldım seyretmekten. Önce gülüyordum. Ya bunlar ya diyordum nasıl kafa filan. Sonra anladım ki o iş tamamen o şeyin işi. Hani var ya bir propaganda işleri yürüten troll ordusu. Ha onlar yapıyorlar. Vatandaşa soruyor nedir? Vatandaş ağlıyorsun diyor ki işte çok pahalılık var. Bir ama ne yapsın diyor. Tayyip Erdoğan ne yapsın işte ülkenin şartları o da elinden geleni yapıyor. Biz de 650 lira vallahi ben geçiniyorum diyor. Hemen dönüyor. Cep telefonunu çıkar. Cep telefonunu çıkar filan. Yeni modada o. Cep telefonunu çıkar bakayım. Hani cep telefonu var. Zenginiz de saklıyoruz. Lan manyak mıyız biz? Yani zenginiz ama fakir muamelesi yapıyoruz kendimize. Fakir süsü veriyoruz. Niye? Tayyip Erdoğan'ı devirmek için. Da böyle devrilmez ki. Benim o söylediğimi millet güler. Affedersiniz bir tarafıyla güler. Der ki ulan deli misin sen? Biz öyle değiliz gayet. İşte onu yaymaya çalışıyorlar. Hepimiz aslında mutluyuz. Çok güzel. Ama şartlar evet biraz sıkıntılı. Ama ben oyumu gene Tayyip Erdoğan'a vereceğim. O da alacak başını gidecek. Böyle videolar çektiriyorlar. Onun için bir daha tekrarlıyorum. Ali Morca burada. Kamerası yanında. Ses kayıt cihazı yanında. Öyle ordularla filan değil. Çıkacak, girecek, esnaf ziyareti yapacak. İstediği bir yerde bak. Hani en çok burada oyalıyoruz abi. Burada AKP'liden başka bir şey yok. Rize'de mi? Rize'de yapacağız. Söz. Ama önceden tezgah hazırlama yok. Ali Morca alacak, pat bir yere girecekler. Yani önceden plan. Bakalım kendi seçmeni ne diyecek? Sonra ben burada hem özür diyeceğim hem de burada anlat kardeşim diyeceğim. Ülkeye neler yaptıysanız anlat. Var mı? Var mısınız? Yok musunuz? Efendim. Kılıçdaroğlu devam ediyoruz. Son bölüm bu. Şahsım diyor biliyorsunuz artık Erdoğan'a. Şahsım diyor. Nereden kaynaklanıyor bu? İşte Erdoğan anlatıyor da bir gün İngiltere Başbakanı, işte İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım oturduk konuşuyoruz falan. Yani ben de devletim der gibi. Hani ister istemez bu bir parça. Hani mizah konusu da oldu yani. Onların devlet adı ama Türkiye'den bahsederken şahsım ben katıldım, ben Türkiye'yim falan. Şimdi o da şahsım diye hitap ediyor. Bakalım ne demiş konuşmasında, bugünkü grup konuşmasında. Dışarıda tam bir kuzu şahsım. Tam bir kuzu. Ama gözleri yürüyor Biden'ı görünce. Onu görünce gözleri gülüyor. En büyük derdi ne? Acaba ben onunla bir saat oturabilir miyim? Acaba onunla bir fotoğraf çektirebilir miyim? Acaba onunla tokalaşabilir miyim? Şu geldikleri hale bak. Utanmaz mısınız böyle bir şeyden? Bu devletin itibarı yok mu Allah aşkına ya? Yeter ki kendisini huzuruna kabul etsin. Bir 10 dakika, bir saat bir görüşebilsin. Böyle yapacak ki onun şürekası hep beraber
onu kahraman ilan edecekler. Oturdu, konuştu, meydan okudu, efendim esti gürledi diye yazacaklar. Şu havuz medyasının da gitmeden önceki manşetleriyle döndükten sonraki manşetlerini bir kıyaslayın. Ya 180 derece nasıl böyle dönebiliyorsunuz ya? Nasıl bir bel var bunlarda? Gerçekten hayret ediyor. Felaket bir bel var yani bunlar. Bu şahsımın trolleri var. İletişim başkanlığı var. Trolleri ve iletişim başkanlığı aracılığıyla efendim sen aslansın, sen kaplansın, sen dünya liderisin, sen asrın liderisin gibi uydur ipe diz. Yaptıkları iş bu. Aslansın, kaplansın diyorlar. Açık ve net söylüyorum. Sen ne aslansın ne kaplansın. Sen olsa olsa kağıttan kaplansın. Kağıttan kaplansın. Buradan net söylüyorum. Duysun. Seni Biden kurtaramaz arkadaş. Biden kurtaramaz müthiş ha. Fakat ben dikkatimi çekiyor. Sizin de çekiyor mu bilmiyorum ama yani Kılıçdaroğlu son haftalarda bayağı şey hani böyle bir halk arasında deyim vardır ya yürek mi yedin kardeşim filan her böyle. Hakikaten çok şey konuşuyor, sert konuşuyor ve cesur konuşuyor. Yani kendi partisinden ya da çevreden gelebilecek bütün eleştirileri de ya da saldırıları da göğüslüyor. Göğüslemeyi göze alıyor yani bu. Siyasetimiz adına bence iyi bir şey yani. Çünkü korkarak siyaset yapmak kadar korkunç bir şey yok. Evet, şimdi arada sık sık da sözünü de ettiği Kılıçdaroğlu'nda Kavala konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü bugün şöyle bir baktık, 4 yıldır hapiste. Hakikaten çok zor bir şey ya. Şimdi Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olacaksınız. Yani her şeyin ötesinde hani böyle şey var ya, efendim zenginsen bir şey olmaz filan diye. Hayır, eğer Tayyip Erdoğan'ın dikkatini çekiyorsan zengin olmanın da bir faydası olmuyor. Cem Uzan örneği ortada. Dünyanın sayılı zenginlerindendi. Vallahi sopayı kaptı, bir yürüdü. Yani işte o 20-25 milyar dolarlık yapı çöktü, gitti falan filan. Yani Kavala da Türkiye'nin önemli zenginlerinden, çok iş yapan, uluslararası çapta da çok işi olan ve tanınan, sevilen bir isim. 4 yıl, 4 gün olmuş. 1463. gün. Şimdi bugün o bir mektup bir şey yazdı. Yani diyor ki tek diyor şeyim diyor benle ilgili. Ha bu değil mi? Ha. Şunu bakayım size okuyayım. Osman Kavala'dan 4. yıl mesajı. Böyle bir de şey çok güzel. 4. yıl mesajı. 5.'ye de şey filan. Ben pazartesi günü Silivri cezaevinde 4. yılım tamamlandı. Bu süre içinde sadece cezaevinde olduğum için kendi hayatımı yaşama imkanımı kaybetmekte kalmadım. Hedef gösterildiğim ve kamuoyunda hakkımda karanlık ve kötü bir insan izlenimi yaratılmaya çalışıldığı için kendi gerçekliğim de tahrif edildi. Hayatımın 4 yılını kaybettikten ve bir memleket sorunu haline geldikten sonra teselli bulabileceğim şey yaşadıklarımın yargıdaki sorunlarla yüzleşilmesine katkıda bulunması ve benden sonra yargı karşısına çıkacak olanların daha adil muamele görmeleri ihtimalidir. Osman Kavala'cığım ben sana buradan söyleyeyim o bu hayalin gerçekleşmez. Çünkü yani bugünkü yapıda yargının hani böyle düşünüp de senden sonra yargılanacaklara bir şey yapması söz konusu olmaz. Fakat şimdi bakın Tayyip Erdoğan neyle suçluyor en çok Kavala'yı? Soros artığı diye. Şimdi Ali Babacan'dan da öğreniyoruz ki gerçi fotoğrafları da var ama hani ben bir kere zannediyordum Ali Babacan'la 3-4 kere görüşüldüğünü Soros da söylüyor. Yani Soros'la görüşme yeni değil. Ayrıca bakın bazı bilgiler aktarmak istiyorum buradan size. Bugün Sözcü Gazetesi'nde Serpil Yılmaz bir köşesinde. Şimdi bir kere 2-3 kez, en az 2-3 kez bilinen, yani en az 2-3 kez George Soros'la görüşme yapıyor. Ama Kavala için şey diyor. Şimdi burada önemli şeyler var. Şimdi ben geçenlerde bir hani fotoğraf koymuştum kendi köşemde. Burada da söyledim. Orada işte Tayyip Erdoğan başta oturuyor. Yanında o dönemin 2009'muş galiba. İşte o dönem kimi soldan gelen, kimi de işte böyle kendini demokrat, hukuka bağlı falan diye tanımlayan bir takım aydınlar oturuyorlar. Ben de demiştim ki işte Tayyip Erdoğan'ın öfkesinin nedeni bu fotoğrafta gizli. O da şu, yani o dönem kimi aydınlar
soldan gelen, sonra liberalleşen filan aydınlar Tayyip Erdoğan'a demokrasiye büyük katkılar sağladığını, hukuk devletini kurduğunu, vesayeti bitirdiği için falan ya da işte öyle adımlar attığı için hep destek veriyorlardı. Ve Tayyip Erdoğan da onları çok seviyordu. Yazımın özü şuydu. Dedim ki Tayyip Erdoğan'ın en şeyi kızdığı şu. Gerçekten muhalif olanlarla Tayyip Erdoğan'ın bir sorunu yok. Ve onlarla fazla da uğraşmıyor. Bakın dikkatinizi çekeyim. Ama Tayyip Erdoğan'ın çok kızdığı ne biliyor musunuz? Yanında olup ona öylesiye destek verip sonra karşısına geçenleri hiç affetmiyor ve intikam alıyor. İşte şey bunlardan biri. Kavala. Şimdi bakın öbürlerine de bir bakın. Çoğu yok oldu gitti. Nerede Nuray Mert mesela? Hani ille isim söyleyeceksek. Nerede Baskın Orhan? Nerede efendim işte bir takım böyle profesörler vardı. Ali Bayramoğlu nerede? Ahmet Altan, Mehmet Altan nerede? Bak hepsi savruldu. Kimi hapiste, kimi yurt dışına kaçtı, kimi de tümüyle. Mesela Şahin Alpay. Ne oldu? Çok cesurdular bunlar. O işte taraf şeysi filan varken ortalıkta aman ne şey yapıyor Türk Silahlı Kuvvetleri lan bu orada devrilecek yıkılacak ceketini tutacaklar bilmem ne filan diyenler şimdi pıstı sindi yok oldu gitti. Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan ışbına uğradı. Neden peki bu ışbına uğradı? Çünkü bu insanlar bir süre sonra dediler ki lan biz galiba kandırıldık. Burada bir demokrasi falan yok biz mi yanıldık falan filan ama işte onu dediğin an gidiyor. Şimdi bakın Can Paker. Can Paker bu Soros'un kurduğu denilen bu Açık Toplum Enstitüsü'nün nesiydi? Açık Toplum nesi? Budu Açık Toplum Derneği işte bu ya ne? Açık Toplum Vakfı mı? Evet. Şimdi onun kurucusu. Ha bak fotoğraf bu. İşte bunu söyledim. Şimdi buradan bir de bari kişisel bir şey de söyleyeyim. Ali Bayramoğlu. İşte demiş ki birisi demiş bunun fotoğraf üzerinden spekülasyon yaptı filan. Şimdi Ali Bayramoğlu yıllarca beraber çalıştım. Ve benim onunla çalıştığım dönemde de son derece aydın, mantıklı, ilerici, demokrat bir adam. Fakat sonra Tayyip Erdoğan'ın gemisine bindiler. Ona hayranlık içinde gittiler. Yollar ayrıldı. Ama dostane yollarımız hiç ayrılmadı. Yani ben her gördüm dedi. Onun için alındım biraz. Birisi diyor. Bir de hani oradan spekülasyon. Ya ben spekülasyon falan yapmıyorum. Açık söylüyorum. Diyorum ki bakın bu fotoğrafta olup da daha sonra Tayyip Erdoğan'ı eleştirmeye başlayan herkesin hop dedi gitti işte. Biri Ali Bayramoğlu. Var mı? Görüyor musunuz bir yerde? İşte galiba kararda yazıyor filan ama ne ciddiyeti var ne televizyonlar hiçbir şey yok. Ne var orada bak Ahmet Hakan var. Ahmet Hakan dönmedi tam tersi. Daha çok destek veriyor. Hürriyet'in genel yayın müdürü, en yazarı falan falan oldu. Yanında var Oral Çalışlar. O da hala Tayyip Erdoğan'dan hiç vazgeçmedi. Hala televizyonlar şurada burada belli. Ha sokağa çıkacak yüzleri var mı onu bilemiyorum ama yok. Yanına bakıyorsun onu bilemiyorum. Karalioğlu. Ne oldu? Bak gitti. Bir ara neydi? Bu arkadaşlarla biz konuşamazdık biliyor musunuz? Yani Karaalioğlu, şimdi rastlıyorum ara sıra son derece. Ha bir hukukumuz vardı ama hani bu güçlü oldukları dönemde hiç biz yaptık geçti falan havalardaydı. Ne oldu? Canını zor kurtardı. Şimdi Karar Gazetesi'nde durumu idare ediyor. Kimsenin ciddiye aldığı biliyor. İşte Kavala da 4 yıldır hapiste. Anlattığım buydu. Ve dedim ki yani kendine destek olup da sonra dönenlerden intikam alıyor. Onun için işte birisi böyle bir spekülasyon falan değil. Her neyse. Şimdi buradan devam edelim. Şimdi bakın bu Can Paker diyor ki, daha doğrusu Serpil şeye soruyor Serpil Yılmaz. Diyor ki ne zaman diyor sizin aranız bozuldu? Çünkü Tayyip Erdoğan'a müthiş destek veriyordu bu. O da diyor ki 29 Ocak 2009 Davos'ta düzenlenen forumda şeyin dönüp de Tayyip Erdoğan'ın Perez'e one minute sılırılıp deyip de ben siz adam öldürmeyi çok iyi bilirsiniz falan. Gerçi 15 dakika sonra lobide özür dilemişti ama o böyle Türkiye'de İsrail'e vuran adam. Ama o kadar planlanmıştı ki yani 2 saat sonra Türkiye'ye döndü yüzlerce binlerce Dick Dureilme ya benim işte Soros neydi Perez'e haddini bildiren adam dünya lideri falan pankartlar hazırdı yani. Demek ki önceden bir şey yapacağız orada demiş. Her neyse geçmiş gün. Efendim şimdi burada şey olmuş. Soros demiş ki arkadaş sen yani çünkü Soros Yahudi. Yani böyle Perez'e sen katilsin sen bile falan deyince
Oradan bir kopukluk olmuş Soros'la. Onun için işte Soros artığı diyor. Çünkü ona çok öfkeli. Halbuki Soros Tayyip Erdoğan'ı çok destekleyen bir adam. Çünkü diyor ki eğit be diyor, nihayet diyor, yani işte istediğimiz bir adam Türkiye'de. Ve Tayyip Erdoğan'a önerisi neydi? İlk önerisi. Kardeşim sen ne mal satmaya çalışıyorsun? Senin en iyi ihraç ürünün asker. Askerini gönder her yere. Bak sana buradan para yağacak. Onun için işte Somali'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Azerbaycan'da her yerde askerimiz oluverdi bir anda. Katar'da üsler kuruluyor. Uçak gemisi yapacağız, Basra'ya gideceğiz falan. Ya adamın söylediklerini de uyguladılar ha. Ama işte bu bam minüt falan işte 2009'dan bu yana ara kötü. Şimdi Can Paker diyor ki, o kurucusu, 4 yıldır tutuklu ve neyle suçlandığını bile bilmiyoruz. 15 Temmuz'la ilgili bir şey yaptığını düşünmüyorum. İstihbaratın bir bilgisi varsa açıklasın. Finanse ettiği söyleniyor. Bildiğim şeyler değil diyor. Yani böyle bir şeyin olması mümkün değil. Şimdi burada Soros'la ilgili çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki Soros Vakfı'nın 10 yıl başkanlığını yaptım. Can Paker söylüyor. 2010'dan sonra koptuk. Çünkü Soros Türkiye'ye muhalefet etmemizi istedi. Şimdi bak çok önemli bir yere geliyorum. Yani Soros'la Can Paker ve vakıf kopmuş yani bu açık topluma. Şimdi çok önemli. Diyor ki Peker'e Türkiye'ye mi AKP iktidarına mı diye. Şimdi Türkiye'ye muhalefet et. Pot kırıyor. Tabi Serpil Yılmaz yılların gazetecisi pat diye soruyor. Gazeteci çünkü. Şak soruyor. Diyor ki Türkiye derken sana mı? Yani AKP'ye mi? Yoksa hakikaten Türkiye'ye mi? O diyor ki AKP. AK Parti diyor tabi. Ha şu. Şimdi diyor ki son cümlesi çok güzel. İşin garibi. Alato'nun kurduğu Alarko Holding kamu ihaleleri alarak servet biriktirmeye, Peker kurduğu düşünce kuruluşu Podem ile AKP savunucularına devam ederken, hala onlar çünkü hala AKP'liler. Kavala 4 yıldır demir parmaklıklar arkasında, insan hayret ediyor diyor. Evet, şimdi bir kısa reklam aramız var ve saat 19 itibariyle tekrar burada olacağım. Ayrılmayın ha, ben burada bekliyorum.
Evet, devam ediyoruz. Saatler 19 oldu mu? Ekranda da belirdi mi 19? Bilelim. Aa, 19.1 bile olmuş valla. Evet, şimdi yeni saatimizde İstanbul'un en önemli sorunlarından biri taksi sorunu. Biliyorsunuz AKP iktidarı İstanbul Belediyesi'ni kendisinden aldığı için İstanbul halkını cezalandırmaya karar verdi ve 10. kezdir İstanbul'un en önemli sorunlarından biri olan taksi sorununu bitirtmiyor. Çekin ulan diyor. Çekin çekebildiğiniz kadar ben sana yol vermeyeceğim diyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu da buna formüller arıyor. Bakın formüllerden biri şimdi haberimizde geliyor. Bir izleyin bakalım beğenecek misiniz? UKM'nin sandalye sayısını değiştirerek karar almamızı engelleyen o akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım. İBB Başkanı taksi sorununu engelleyenlerle hesaplaşacağız dedi. Asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Ve bu taksi sorununun çözümünü engelleyen akıl, hangi akıl ise ben o akılla kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğimi buradan belirtmek istiyorum. Asla vazgeçmeyeceğim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde kura çekimi yapıldı. 34M1496. Hak sahibi aramızdaysa lütfen davet ediyoruz. İkinci çekilişimiz gerçekleşiyor. Kazanan ve artık taksi olarak kullanılacak minibüs ve dolmuşların şoförleri açıklandı. Bu salonda kura çekimleri devam edecek. Yarın da burada kura çekimlerimiz olacak biliyorsunuz. İBB taksi sayısını artırmak için önemli bir adım attı. Altı durumdaki 750 minibüs ve 250 dolmuşu taksiye çevirdi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki programda toplamda 1000 taksi plakası başvuru yapan hak sahipleri arasından kurayla belirlendi. Proje fikri 29 Ekim'deki UKOME yani Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde oy birliğiyle kabul edilmişti. Evet. Ya böyle bir şey yani akıl dışı bir şey biliyor musunuz? Şimdi bakın çok güzel bir formül bulmuş. 750 minibüs, 250 de dolmuş, atıl, çalışmıyor ya da işte çalışamıyorlar çeşitli sebeplerle. Onların hepsini taksiye dönüştürüyor. Ona da bir şey yapamıyorlar. Şimdi UKOME diye bir şey var bakın. Bunu çok sık görüyoruz. UKOME, Ulaşım Koordinasyon Merkezi. Amacı şu. İstanbul kentinde bütün ulaşımı organize edip trafiği falan düzenlesin, daha rahat edelim diye kurulmuş bir şey. Şimdi UKOME bundan önce hiç duyulmazdı bile. Çünkü neden? İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'deydi. UKOME'de işte içinde hükümetin atadığı adamların da olduğu bir heyet. Ve burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcıları, üye sayısı Tayyip Erdoğan'ın hükümetlerinden gönderilen adamlardan daha fazlaydı. Fakat ne zaman ki İstanbul halkı yetti gari deyip AKP'yi indirdi, öyle mi abi bak ben senin kafana bir çakacağım göreceksin gününü dediler. Ve hemen şey değişti, UKOME'nin yapısı değişti. Bir anda 9'a 12 iken hop getirdi hükümetten atananları 14'e çıkardı. Böylelikle sayı yani oylama yapılacağı zaman sayısal üstünlük AKP'nin eline geçti. Şimdi bakın diyeceksiniz bunun içinde Genelkurmay'dan gelen adam var Milli Savunma. Bunun içinde Karayollarından gelen var. Bunun içinde Ulaştırma Bakanlığından gelen var. Bunun içinde Aile Bakanlığından var. Oradan var, Türk'ten var, buradan var. Hepsi birden motor şey gibi, robot gibi tek karar alıyorlar. Yani hiçbiri demiyor ki ya arkadaş ben yani bağımsız bir şeyden temsilen geldim. Demiyor. Yukarıdan saraydan emir İstanbul halkından intikam alınacak. O kadar. Bunun başka izahı yok. İstediklerini söylesinler bana. UKOME diye bir şeye veriyorsun. O karar veriyor. Ya bir taneniz trafikten anlamıyorsunuz be. Bana şimdi söylesinler. O 14 tane adamdan trafik kurallarından imtihan edeceğim. Eğer 5 sorudan 3'ünü bilirlerse ben adam değilim. Hiçbirinin haberi yok. Ama hani ben saraydan görevlendirildim. Geldim İstanbul'a nedir abi ne işimi? Abi İstanbul'dan intikam alın. Tamam abi oldu. Ne yapacağız? Kıparmağını kaldır. Bitti. 10 kere ya. 10 kere. Ya be yani vicdansızlık bu be. Ya İstanbul halkı eziyet çekiyor kardeşim. 3 tane plaka ağasının ki hepsi AKP'li çıktı ortaya. Onların
para kazanması, bir de İstanbul halkının eziyet çekip olan keşke AKP'yi seçtik demeleri. Ama seçime çok var, tutmaz. Bak söyleyeyim, bu geri zekalı aklı kim veriyorsa tutmaz. Çünkü herkes farkında. Sokağa çıkıyor, taksi bulamıyorsun. Bulduğun taksi terbiyesizlik yapıyor. Bulduğun taksi kabalık yapıyor. Bulduğun taksi senin canına malına bilmem ne koyuyor. Yalan mı? Hadi değil desinler. Tabii ki hepsi değil. Öyle şey olmaz. Ama git bakayım Taksim'den bir arabaya bin hadi. Bin bir taksiye. Binebiliyor musun? Bir dakika abi diyor, bir dakika diyor. Kaç dolar? O. Çünkü niye Arap turistler varmış da onlar bilmem. Hepsinin şey, Uber'e karşı çıktılar. Niye? Hepsi işte aynı. AKP'li taksici plakası sahipleri, taksici değil, taksici gariban. Ama olmaz. Çok güzel bir şey getirmeye çalışıyorlar. Dünyadaki örneği gibi. Kardeşim taksici, taksi esnafı olacak. Hiç siz bakkal açıp da birine kiralayan gördünüz mü? Ben bakkal açtım ama birine çalıştırıyorum. Bana işte ayda 50 bin lira versin yeter. Var mı böyle bir şey? Kuaför açtım, birilerini çalıştırıyorum abi, bana versin. Dükkanı kiralar en fazla ama kuaförü ben açtım. Çünkü yetkisi var, hani kuaför olmak için belli şeylerden geçiyor. Efendim eczane açtım ama birileri çalışsın. Bak şimdi eczanelerde eczacı bulunmak zorunda mesela. Burada da koyacaksın kardeşim. Taksici taksisinde çalışacak. Ha, en fazla bir kişi daha çalıştırır. Yani der ki çünkü 24 saat çalışamayacağına göre. Ha, çalışma saati de 8 saat mi? Tamam 3. İki tane de adam çalıştırır yanında, o kadar. Ama taksici çalışacak. Tek plaka olacak. Şimdi sorduğumuz zaman efendim yok öyle bilmem 10 tane. Var mı yok mu? Herkes bilmiyor mu kardeşim? Otosentre gidin bakın bakalım. Olmaz. Bazı şeyler evet çok gürültü çıkar. Mafyavari şeyler yapabilirler. Tehditlerde bulunabilirler. Adam bile vurabilirler bak. Ama tutmaz, bitmez. Olmaz böyle iş. Ve göreceksiniz. Bu iş bitecek. Ve o bir takım kıt akıllı AKP'liler zannediyorlar ki hani böyle zorlarsak sonunda İstanbul'da bir daha oy vermez. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bir dahaki seçimlerde ister İmamoğlu aday olsun ister olmasın sen gene kazanamayacaksın. Çünkü neden? Herkes görüyor yapılanı. Şimdi böyle sahte şeyler efendim İETT otobüsleri bilmem ne onu ben de söyledim. Bugün belediyeyi nereden eleştiririm? Kardeşim hala eski kadrolarla çalışıyorsun. Bırak. Senin liyakatlı adamın yok mu? Bak liyakat olayını yanlış değerlendirmeyin. Liyakat şu, sen bir siyasi iktidarla geldin değil mi? Siyasi olarak geldin. Birçok insan sana destek verdi. Bu uğurda canını koydu ortaya. Gece gündüz çalıştı. O zaman iktidara geldiğin zaman yapılacak bütün işlere kendinden liyakat sahiplerine ama hani benden diye getirmeyecek. Ola ki bulamadın, o zaman başvurursun. Bu kadar basit. Dünyada da bu böyle. Kardeşim, Beyaz Saray'da yönetim değiştiği zaman içeceğe kadar değişiyor biliyor musunuz? Meşrubatlar değişiyor. Oraya gelen şişe suların markası bile değişiyor. Ve hiç kimse buradan kıyım yaptın, yıktın bilmem ne demiyor. Dünya böyle yönetilir. Onun için yani CHP'nin İstanbul Belediyesi'nin yaptığı bana göre yanlış. Bütün kurum ve kuruluşların başında hala eski AKP'liler var. Git işte İSKİ mesela. Ulan Beylerbeyi'nde bir inşaatı bitiremediler. Kurban Bayramı'na bitecek diye adam bana söz verdi. Zaten o günden beri adını duymuyorum. Çünkü benimle bir konuştu. Herhalde kara listeye koydular. Eski Tayyip Erdoğan'ın adamı. Beylerbeyi ağlıyor kardeşim. Yani ne trafik oldu ne bir şey. Aylardır sürüyor. Daha da dur bakalım. Yılbaşına biterse öpün de başınıza koyun diyorlar. Ne yapıyor anlamıyorum. Ya getirseniz oralara kendi adamını. Ama genel sekreter diye bile sen AKP'nin yolsuzluktan attığı adamı getirdin ya. Daha ne diyeyim ki? Neyse. Gelelim ikinci İmamoğlu haberimiz var. Şimdi bu da tabii çok evlere şendik. Yani şöyle evde. İmamoğlu için söylemiyorum. Tayyip Erdoğan biliyorsunuz ben de öyle koruma ordumla gitmezsem orada ben gösteri yapacağım kardeşim. 50 arabalık konvoy. Ya İskoçlar da diyor ki yani Glasgow diyor ki ya kardeşim burası küçük bir yer. Zaten güvenliği aldık. Yani senin ne bu ekstra şeyin? Efendim benim memleketim böyle bizim... Ya buna da yedir biliyor musunuz ya millet? Ve siyasiler bunu alkışlıyor AKP'yi destekleyen. Helal olsun ülkenin itibarını kurtardılar. Peki öbürleri nasıl yapıyorlar? Yani Fransa gitti şimdi onun güvenliği senden farklı mı? Hayır. Amerika farklı mı? Hayır. Zaten bugün Glasgow'dan biri aradı ben anlamıyorum Can Bey dedi. Şehri neredeyse tamamen kapattılar dedi. Hiçbirimiz hiçbir yere arabayla giremiyoruz. Şimdi sen böyle bir havada 50 araçlı konvoy düzenleyeceğim diyorsun. Ne o Türkiye'nin itibarı lan ne itibarı be. Ne oldu? Gitti.
Belki başka nedenler de vardır diyorum. Bilemiyorum. Oralara başkaları karışır. Ben karışmam. Ama sırf o olmayabilir. Yani hani bir an evvel dönelim mi dediler. Türkiye nedir? Tabii bir de şey öbürü yani devlet anlayışıyla bence asla bağdaşmayan bir durum nedir? Hani Biden'la görüştük abi, ne gideceğiz ki artık oraya? Çünkü ilk başta öyleydi, biliyor musunuz? Yani bir saraydan bir danışman medyaya öyle anlattı. Ya Biden'la da görüştük artık, orada bizim oraya Murat Kurum temsil edecek. E peki Amerika Başkanı salak mı? Yani oraya gidiyor Fransa Cumhurbaşkanı, Alman Merkel'i, şusu busu dünyanın önemli liderleri. Onlar niye bakanlarını gönderiyor? Efendim bizim itibarımız çok yüksek. Biz isteriz ki 50 araçlık konvoy. Niye? Türkiye ile karıştırıyor. Çünkü Türkiye'de öyle hava basılıyor. 3000 korumayla geziyor. Şimdi biz alay eder gibi konuşuyoruz ama vatandaş çok hoşuna gidiyor. Be, bir geldi böyle filan diye. Neyse. Kim gidiyor? İmamoğlu gidiyor. Hadi izleyelim haberi. Kıymetli bakanlar. Dünya İklim Zirvesi'ne Erdoğan yerine İmamoğlu gidiyor. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Dünya İklim Zirvesi'ne birçok ülkenin lideri katılacak. Zirvede fosil yakıtlardan vazgeçmek ve küresel ısınmayı dengelemek gibi konular ele alınacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, iklim zirvesiyle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun iklim zirvesine katılacağını ve İstanbul'u temsil edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Glasgow'a gitmesi bekleniyordu. Ancak güvenlik taleplerinin yerine getirilmediği belirtilmişti. Erdoğan açıklamasında bize bunların son anda karşılanamayacağı söylendi. Daha sonra bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bu diplomatik teamüllere de uymuyordu. Bunu kabul edemezdik demiş ve Türkiye'ye geri dönmüştü. Bilmiyorum yani hani Erdoğan falan gitmedik iyi mi oldu falan diye düşünüyor mudur? Bir de şey dikkatimi çekiyor. Bak burada mesela fotoğrafını gördük. Orada böyle ne kadar dinç, böyle şey hareketli falan gibi gözüküyor. Bazen çok tuhaf oluyor. Yani görüntü verirken anlayamadığım bir farklılık oluşuyor yani. Hani bazı görüntülerde böyle hani zor yürüyormuş gibi falan gösteriyor. Öyle mi gösteriyorlar anlamadım ki. Ama bir de şeyde böyle gayet dinç, valla kütüp. Şimdi mesela yarın büyük ihtimalle AKP grubuna çıkacak. Bak görün. Orada yani 18'lik atlet gibi olacak. Gelelim. Efendim Mustafa Sarıgül haberimiz var sırada. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı. Evet, adı TDP oluyor değil mi? MYK toplantı öncesinde Erdoğan Biden görüşmesini değerlendirilmiş. Bakalım ne demiş? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Roma'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Biden'la görüşmesini nihayet gerçekleştirdi. Somut hiçbir adım atılmayan görüşmedir ve buradan diyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri haddinizi biliniz. Türkiye Cumhuriyeti'ne kimse istikamet göstermez. Demokrasi dersler. Şimdi bak güzel numara değil mi böyle? Yani orada hiçbir şey yok filan, ondan sonra da ama bir dönüp Amerika hiçbir şey bize bildiremez. Oğlum bildiriyor zaten, hep bildiriyor. Yani yapmayın. Yani bu komik oluyor. Sonra Amerikalara filan gidiyorsunuz. Orada toplantılar. Dönüşte de abi çok güzel toplantılar yaptık. Niye? Amerika'da toplantı yapmanın ne faydası var? Bir bilsem. Evet. Efendim şimdi gelelim. TÜGVA. Ya bu TÜGVA acayip bir şey ya. Kaz. Libikilix gibi yani. Kazdıkça bir şeyler çıkıyor. Neler istememişler ki ya? Bir izleyelim haberi. Yeni belgelerde yani ne var? Bir ipucu verebilir misin? Örneğin ben en çok TÜGVA'nın bağışçılarını merak ediyorum. Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Kızmaz'ın haberine göre 2015-2017 yıllarına ait yeni TÜGVA belgeleri ortaya çıktı. Cumhuriyet'te eski bir vakıf üyesinin sızdırdığı iddia edilen belgelere göre TÜGVA üyelerinin etkinliklere götürülmesi için AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan otobüs istendiği, ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 5000 Kur'an-ı Kerim talep edildiği iddia edildi. İstanbul Enerji Anonim Şirketi'ndense vakfın kullandığı araçlar için yakıt alımlarında indirim yapıldığı öne sürüldü. Bir diğer iddiada dönemin AK Partili Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden TÜGVA yurtlarında kalan gençler ve il temsilcileri için Üsküdar Evlendirme Dairesi'nde 500 kişilik iftar ikram edilmesi talebiydi. Yine dönemin AK Partili Çankırı Belediyesi'nden
Buğday Pazarı Mahallesi'nde bulunan arsanın satışa çıkarılmasının ve emsal değerinin arttırılmasının istendiği de öne sürüldü. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Halk TV canlı yayınına katılan Metin Cihan, hukukçu Selman Öğüt'ün başına koydukları bir program için Türk Hava Yolları'ndan 1500 ücretsiz uçak bileti istediklerini öne sürdü. İncelemek isteyen gazetecilere belgeleri iletebilirim dedi. Benden talep eden bütün gazetecilere, hatta incelemeden, ama tabii ki bu açıdan teyit ya da şey konusunda bir güvence veremem, herkese gönderebilirim. Bana bir mesaj atmaları ya da e-mail adresi göndermeleri yeterli. Evet, şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Mesela TÜGVA, şimdi tabii hayretler içinde falanız. Bir, eğer İstanbul'da belediye değişmeseydi biz bunları öğrenecek miydik? Hayır. Velev ki birileri söylese bile kimse ciddiye almayacaktı. Niye? Çünkü bir şey yapamazsın ki. Ya da yani ne diye ben kötü kişi olayım? Ha şimdi de işte oradan çıkanlar, yani bir yerde yani bir takım ilişkileri bozulmuş. Onların anlatmaları falan sayesinde bizler de öğreniyoruz. Ama yani çok açık bir şey bu. İktidarda olduğun sürece bütün bunları fütursuzca yaparsın. O güç sarhoşluğu, güç şımarıklığı içinde yaparsın. Ama işte iktidardan bir düştüğün zaman bunlar oluyor. Şimdi bunu getirin ülke çapındaki iktidarın düşmesine getirin. Neler çıkacak kim bilir. Bakın bir İstanbul Belediyesi'nin el değiştirmesiyle neler çıkıyor ve biz ne pislik şeyler öğreniyoruz. Ne rezil şeyler öğreniyoruz. Çünkü çözülüyor o zaman. Pat, herkes dökülüveriyor. Ha, bunların bir kısmı mecburiyetten böyle oluyor. Yani ne yapsın adam? Yani diyor ki kardeşim ne yapayım? Yani 1000 kişiye maaş ödüyorum diyor. Ya var öyle şirketler. 1000 kişiye maaş ödüyorum, 50 kişiye bakıyorum diyor. Bilmem ne diyor. Boyun eğiyorlar, susuyorlar, ağzını açmıyor filan. Şimdi bu Ankara, İstanbul belediyelerinin gitmesiyle bu biraz kırıldı. İşte bu iktidara doğru sirayet ediyor şimdi. Tehlike burada iktidar için. Zaten onun için bırakmamak zorundalar. Ve bırakmamak için akla gelebilecek her şeyi yapabilecek durumdalar. Durum budur. Gelelim başka. Şimdi bir İmamoğlu haberimiz daha var ama o farklı bir İmamoğlu haberi bu. Şimdi İmamoğlu geçenlerde bir şey dedi, bir konuşmasında. İstanbul'da 2,5 milyon yabancı var dedi. Şimdi İstanbul'un bir de valisi var biliyorsunuz. Vali belediye başkanının üstünde biliyorsunuz. Yani böyle bir garabet var mesela. Vali kim? Anlamıyoruz biz. Mesela niye vali var, niye belediye başkanı var? Ha efendim o bir devlet işlerine bakıyor, belediye işlerine. Peki vali niye belediye başkanının amiri oluyor filan? Şimdi bu Yerlikaya da işte o da vali yani. Şimdi bu dönem valilerinden onlar da. Bay İmamoğlu 2,5 milyon mu dedi? Hayır, o 1,750,000 diye açıklama yaptı. Bak izleyelim haberi. Tarihine, Yerlikaya İmamoğlu'na cevap verdi. İstanbul'da o kadar yabancı yok dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Almanya'ya iş gücü göçünün 60. yıl etkinliğinde konuşmuş ve İstanbul'da yaklaşık 2,5 milyon yabancı var demişti. İstanbul şu anda 2,5 milyona yakın İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı, ama mülteci, ama oturma izni almış insanla karşı karşıya. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İmamoğlu'nun söylediği sayıya cevap verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Yerlikaya, İstanbul'da toplam 1,179,751 yabancının bulunduğunu söyledi. Yerlikaya ayrıca İstanbul'la ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır diyerek İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi. Ama sığınmacı, ama mülteci. İstanbul'daki yabancı sayısı tartışmasına İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada İstanbul'da 2,5 milyona yakın yabancının yaşadığı açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır satırlarına yer verildi. Şimdi bana deseniz ki yani sen İmamoğlu'nun söylediğine mi inanıyorsun yoksa İstanbul Valisi'ne ya da İçişleri Bakanı'na mı? Kesinlikle İmamoğlu doğru söylüyor. Bakın rahatlıkla söylüyorum. Çünkü resmi olarak yapılan açıklamalar bence gerçeği yansıtmıyor kardeşim. Çünkü onlar ellerindeki verilere göre ya İçişleri Bakanlığı farkında mı ya Türkiye'de kaç tane yabancı var acaba biliyor mu? Gelip kaydolanların sayısını tutar o kadar. Onun dışında biliyor mu? Türkiye'de kaç tane IŞİD militanı var? Türkiye'de kaç tane canlı bomba var? Türkiye'de ne kadar silahlı insan var? Türkiye'de ne kadar patlayıcı madde var? Biliyor mu İçişleri Bakanlığı? Haberi var mı? Türkiye'ye ne kadar uyuşturucu giriyor? Ne kadar çıkıyor? Kim getiriyor? Biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Sedat Peker açıklarsa öğreniyoruz kimin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, kimin yapmadığını. Bu kadar basit. Şimdi burada ben bunu anlayamadım. Burada başka bir numara var.
Yani İmamoğlu'nun burada yalanlamanın mantıken hiçbir anlamı yok. Burada bizim anlamadığımız başka bir hesaplaşma var. Ama vali mali, ya ciddiye bile almam ya. Ciddiye bile almam. Çünkü niye? Onlar bir görevle, yani İmamoğlu böyle dedi, sen böyle bir şey açıkla. Bunun doğru olduğunu nereden bileceğim ben? Ama söylüyorum size, resmi olarak doğru olabilir. Onlar kayıtlı, ikam zaten söylüyor işte. İkametgah şeyi olan, yani geçici koruma statüsünde. Onların işte şu kadarı ikametgah hakları da var, şu kadarının çalışma hakkı da var. Yani onu bilirsin. Ya onun dışında, lan Afganları bilmiyorsunuz. Sen bugün Adana'da olan olayı biliyor musunuz? Adana'da bir tır yolu kesiliyor. Buradan bir bakıyorlar 70 tane mi? 72 tane Afgan. Hurra fırlıyorlar. Yakında Adana Havalimanı var. Onlar tabii garipler. Neyin ne olduğunu bilmiyorlar ki. Tırdan inmişler. Nereye gideceklerini de bilmiyorlar. Tel örgüleri açmışlar. Hani belki kurtuluruz diye girdikleri yer havaalanı. Havaalanının pistine koşuyorlar. O sırada bir tane uçak iniyor. Ulan pilot bir bakıyor alanın pistin üzerine bir sürü insan. Lan edersin Afganistan'a uçağa tutunup gidecekler. Haberiniz var mı İçişleri Bakanlığı? Kaç tane Afgan var? Kaç kişi girdi? Haberin var mı? Sen doğru dürüst şu geçen sene tam pandemi, önceki sene tam pandemi başlamadan önce hani bir hava bastılar ya. Açtık lan kapıları hadi gitsinler filan diye. Orada kaç kişinin çıktığının bile sayısını veremedim ben. Bırak gireni nereden haberiniz olacak? Onun için boş ver, geç. Ha, şimdi gelelim bir gerçeğe. Evet, bugün Ali Morca Beyoğlu sokaklarındaydı, İstiklal Caddesi'ndeydi. Çünkü neden? Yabancılara bakıyor. Yani madem böyle bir yabancı durumu var. Bak bakalım ne yapmış Ali Morca. Plaj TV olarak İstiklal Caddesi'ndeyiz. Turistlerin en yoğun olduğu bölgedeyiz. Bakalım Türk bulabilecek miyiz? Merhaba. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Where are you from? Filistin. Filistin. Thank you. Filistin. Türkiye, how are you? Türkiye? Yes. No Turkey, no you speak Turkey. Şiş kebap? Filistin'i bahki ana. Okay, şiş kebap? Şiş kebap? Yes. Türkiye şiş kebap? With this. Filistin. Okay, thank you. Good night. Hello. Merhaba, kolay gelsin. Hello. Hello. Where are you from? We are from Russia. Russian. Istanbul. Istanbul is very nice city. Very nice city. Yeah. Shish kebab. Shish kebab. Very tasty. Where are you from? Moscow. Görmüş olduğunuz gibi röportaj yapmak için Türkiye rastlamıyorum. O kadar kalabalık var ki, o kadar yoğunluk var ki turist akını var buraya. 100 kişiden bir kişi Türk olabilir. Biz de şansımızı deneyelim. Karşımızdan gelenlere soralım. Merhaba, kolay gelsin. Hello. Görmüş olduğunuz gibi cevap vermiyorlar. Evet, arkadan bir kişi geliyor. Bakalım soralım Türk mü? Merhaba, kolay gelsin. Türkçe biliyor musunuz? Evet. Türkçe biliyorsunuz. Evet. Nerelisiniz? Çanakkale'liyim. Çanakkale'si. Türk'le karşılaştınız mı burada? Her yer Türk. Türkiye burası. Ama hiç ben Türk bulamıyorum röportaj yapacak. Allah Allah. Ben varım işte. Siz varsınız. Evet. Kaç kişi? Kaç kişi? İki kişiyiz şimdi. Öyle geziyoruz. Evet, arkadaşız. Hello. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar. Türkçe biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Nerelisiniz? Ben Özbekistanlıyım. Özbekistanlı. Evet. Türkçe biliyorsunuz. Çok evet. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Rica ederim. Merhaba, kolay gelsin. Thank you. Hello. Thank you. You where are from? Thank you. Thank you. Hello. Hello. Where are you from? İran. İran. Thank you. Goodbye. Bye. Bye. Hello. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hey. You where are from? I'm from America. America. Okay, goodbye. Merhaba, kolay gelsin. Konuşamayacağım. Nerelisiniz siz? Konuşamayacağım. Güzel misiniz? Evet. Hi. Hi. How are you? Fine. Thank you. Speak Arabic? No, Turkish. No, Turkish. Turkish.
Merhaba, kolay gelsin. Türkçe biliyor musunuz? Biliyorum abi. Neredesiniz siz? Ankaralıyım abi. Ankara'dan geldiniz. Ne yapmaya geldiniz? Yo, Ankara'dan gelmedim. Ankaralıyım. İstanbul'da çalıştım, oturuyorum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görmüş olduğunuz gibi İstiklal Caddesi'nde İstanbul'un en kalabalık semtlerinden bir tanesi burası. Türk bulmak imkansız, Türkçe konuşan bulamıyorum. Kesinlikle Türk bulmak imkansız gibi bir şey. İstiklal Caddesi'nde Türk aramaya devam ediyoruz. Soralım, Türkçe bilen var mı? Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Hello. Türkçe biliyor musunuz? Biliyorum, evet. Nerelisiniz? Aslen Çorum. İstanbul'dasınız. Şu anda İstanbul'dayız, evet. Çorum'da mı yaşıyorsunuz, İstanbul'da mısınız? Yok, Almanya'dan geliyorum ama kökenlim Çorumlu. İstiklal Caddesi'ni geziyorsunuz. Evet, aynen. Evet, sizler ne söylemek istersiniz? Merhaba. Siz de mi Almanya'dan geldiniz? Aynen, Almanya'dan geldik. Türkçe bir konuşan yok. Ben de siz yakalamışken Türkçe konuşayım. Siz de yabancı zannettim. Tabii, buyurun. Siz çıktınız. Merhaba, kolay gelsin. Afiyet olsun. Teşekkürler. Biz de aynen. Almanya'nın neresinde yaşıyorsunuz? Gelsenkirchen. Nerede? Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Dortmund tarafı. Düsseldorf, Dortmund. Kaç günlüğüne geldiniz? 5 gün. 5 gün. Ne söylemek istersiniz? Nasıl buldunuz? Vallahi çok İstanbul'u. Güzel. Memleket özlemiyle geldik. Aynen. Özlemimizi kaç gidermeye çalışıyoruz. 5 günlüğüne beraber geldik. Ben Trabzonluyum aslen. Trabzonlusunuz. Siz? Ardahan Posov. Ardahan. Çok teşekkür ederim. Kolay Rica gelsin. Ederim. Yerli bulamazsınız. Türkçe konuşan çok az. Onlar da turist. Bak, kolay gelsin. Hello. Turkish bilmiyorum. Turkish. Okay, thank you. Goodbye. Hello. Hello. Yani aslında tabii yani İstanbul dünyanın 72 milletinin toplandığı bir yer oldu. İşte metropol olmak böyle bir şey. Fakat dikkatinizi çektim mesela Türklerin çoğu konuşmaktan hep kaçınıyorlar. Yani hala o korku devam ediyor. Ne olur ne olmaz lan şimdi televizyon. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu arada Ali Morca röportaj yaparken devamlı polis tacizine de uğramış. Çünkü Beyoğlu'nda çok sayıda biliyorsunuz polis var. Hepsi işte sivil. Ama bakar bakmaz anlıyorsun polis olduklarını. O da ayrı bir komedi yani. Hani ben geçerken bakayım bu şu polis, şu polis, şu polis. Çünkü neden? Hepsi aynı tip giyiniyorlar. Biraz sırpani. Onu ben birkaç kere de söyledim. Yani ya niye mesela biz Beyoğlu'nda şurada burada bir sivil polis geçiyor? Çünkü neden biliyor musun? Adam dövmek için. Resmi polis. Dünyanın her yerinde bu tür kalabalık noktalarda resmi polis vardır. Herkes görür, o caydırıcıdır. Biz de caydırıcı olmasın. Biri bir hırtlık yapsın da kafasına binelim diye. Dövüyorlar çünkü. Hemen anında dövüyorlar. Zaten yani ama kimi? Hani hırsızı, yan kesiciyi falan değil. Onlar ya onlar olur zaten. Yani biri bir eylem yapmaya falan kalkarsa diye çok sayıda şey var. Beyoğlu'nda bir tane resmi üniformalı göremezsin. Niye? Halbuki resmi üniforma olmalı. Caydırıcı olsun. Kimse bir şey bilelim. Ha öbür türlü çok kılıksız polisler koyuyorlar. O da iyi bir şey değil. Acayip acayip pantolonlar, üstlerinde bir yelekler, sırt çantaları, sırt çantasının kenarından coplar gözüküyor. Onun için diyorum o kadar belli ki zaten yürüyüşlerinden filan hepsi belli. Tıraşları aynı. Hep böyle şey, kabadayı böyle gidiyor, çekil lan yolundan filan böyle yani. Sonra da biri bir şey oldu mu geliyorlar efendim şey, niye çekiyorsun? Efendim valilikten izin alman lazım. Ana, valilikten ne izni? Yani niye valilikten haber yaparken ben niye valilikten izin alayım? Yok izin alınacakmış, yasakmış, bilmem ne, şu bu. Ha sonradan soruyoruz nedir bu? Efendim TikTok çekenler varmış da bilmem ne, onlar para ödesinler, oradan para kazanır. Lan bırakın bu numaraları Allah aşkına ya. Bunlar umuma açık yani, halka açık yerler. Hani özel bir yerde çekim yaparsın da adam der ki bir dakika. Ayrıca haber çekimi için bile özel bir yere giriyorsan evet söylüyorsun usulen. Diyorsun ki ben bir haber çekimim var filan. İzin alırsın bir şey yaparsın ama sokakta. Polis geliyor, kimsin, nesin, bilmem ne. Yani işte bunlar hep böyle biraz ilkel ve despotik yönetilen ülkelerde görürsünüz böyle şeyler. Normal bir, medeni bir ülkede kimse gelip de haber yapan adama izin aldı mı lan filan demez. Biz de diyor. Ha niye? E işte biraz o kadar şey değiliz yani. Bizler bir parça maalesef o konuda geçelim. Şimdi efendim gelelim. Zamlar yağmur gibi geliyor. Nereye geldi en son? Otogaz. Var ya,
Millet de gitti kuyruğa girdi. İlginç görüntüler çıkıyor tabii. İzleyelim. Yetmişli yılları aratmayan bu görüntüler otogaza gelen zamdan sonra yeni Türkiye'de yaşandı. Mamak gül veren gaz. Yakıt sırası bekleyenler. Çift kuyruğu beklerken yağ kuyruğunu duyduk, yağ kuyruğuna geldik. 70'li yıllarda özellikle CHP'nin iktidar olduğu dönem Türkiye'sinde tüp, benzin, gaz yağı ve bazı gıda maddeleri için kuyruğa girmek sıradan görüntülerdi. Tabii ki bunda dönemin başbakanı Ecevit'le TÜSİAD arasındaki örtülü savaşında etkisi vardı. Gazetecilerin yapmış olduğu Akşehir'in caddesi kivi kivi kapılarında yavrulmuştur. 70'li yıllara ait bu görüntüleri Demirel'de, Çiller'de kullandı. Ama en çok da AKP'liler o yılların kuyruk görüntülerini dillerine doladılar. Ama otogaz fiyatına 49 kuruş zam yapılacağı haberini alan vatandaşlar LPG istasyonlarına akın edince metrelerce araç kuyruğu oluştu. Türkiye'de 70'li yılların manzarası ortaya çıktı. Mamak gül veren gaz. Yakıt sırası bekleyenler. İki kuyruk arasında tek fark var. 70'li yılların kuyrukları satılacak ürünün kısıtlı olması, yani arzın talepten az olması nedeniyle oluşuyordu. Akaryakıt sıkıntısı geniş çapta giderilmiş. Birkaç gün zarfında da böyle bir sıkıntı söz konusu olmayacaktır. Günümüzün kuyruklarındaysa ürün var ama ateş pahası. Vatandaş zam gelmeden almak için kuyruğa giriyor. Mamak gül veren gaz. Yakıt sırası bekleyenler. Çok hoşuma giden bir şey hemen söyleyeceğim. Sonra geleceğim, bu zamlara geleceğim. Ha, oradan kopmam. Fakat çok sevdiğim ve Türkçeyi çok iyi kullanan bir dostum uyarmış. Diyor ki, yani harikasın ama diyor, yapma şu Türkçe hatalarını diyor. İkamet değil, ikamet. Düzeltiyorum, doğru. Ama evet, şimdi zamlar diyorsunuz değil mi? Yani işte kuyruk muyruk, bu da bu. Tabii yani... Bir depoda kaç para fark ediyor şu an? Yani o anlık zam, %8 zam, %8 fark ediyor. Ama insanlar işte koşuyorlar, bakın. O bile önemli. Yani bütün araba sahipleri avantajı mı? Değil. Ama işte diyor ki, nereden bir kar edersek edelim onun için. Bakın mesela bugün, hani kendi gazetem diye söylemiyorum ama korkusuz gene harika bugün. Şimdi kara pazartesi demiş, bakın doğalgazı dün, yani bugün salı, pazartesi günü. Dün %48 doğalgazı, %8 LPG'ye, yani işte izlediniz, alkolle %11 zam ve manşet atmış, diyor ki ekonomi değil faturalar şahlandı. Buyurun. Şimdi durum bu. Onun için işte MHP'li milletvekillerini dağıtacaklar, hani şey yapacaklar. Önerimi tekrarlamak istiyorum. Hakikaten Ali Morca burada. Beraber çıkacaklar, gezecekler. AKP'li milletvekili ya da MHP'li milletvekili fark etmez, çağrı herkese. Esnaf ziyaretleri yapacaklar ama önceden haber vererek değil. Sadece istedikleri kentte ve yerde. Ama önceden haber vermesin. Gidecekler, görecek. İster Rize'de, ister Sultanbeyli'de, ister Bağcılar'da, neresi istiyorlarsa. Beraber gezecekler. Ordu gibi gitmeyecekler ama efendim heyetimiz geliyor falan. O zaten korkutucu oluyor, bir şey olmaz. Ama insanlar tepkilerini göstersinler. Burada kavga çıkmayacak. Sadece diyecekler ki, yani Sayın Vekil, durum bu. Durum bu. Evet. Zamanımızı iyi kullanalım. Şimdi gelelim. İşte bak, tam söylerken çıktı ÖSASEK'i. Kim? AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet ÖSASEK'i. Bir televizyon programına katılıyor ve diyor ki, asgari ücretin arttırılması gerektiğini söylüyor. Sonradan da öyle bir şey söylüyor ki, yani ona geleceğim zaten, haberi bir izleyelim. Organize Sanayi Başkanı'nın geçenlerde bir ifadesi vardı. Eğer asgari ücretten işe başlayacak birisi varsa ileride de maaşları artacaktır. 5000 kişiye iş var. 10.000 kişiye iş var. Kapı açık. Sadece eli tornavida tutsun yeter diyor. Bakın. Sadece eli tornavida tutacak 5000, 10.000 kişiye iş hazır. Demek ki asgari ücret vatandaşın o işlere yönelmesini sağlamıyor. O zaman biraz artışı gerekiyor. Şimdi geldi. Ben ciddi bir artış olacağını zannediyorum. Öyle mi? Haliyle. Ciddi bir artış olacak. Elbette. Asgari bunun ücret. Yanı sıra insanların beklentisi olan her ne varsa, EYT'de dahil olmak üzere, makroekonomik
göstergelere baktığımız zaman da Türkiye'nin son dönemde çok ciddi atılımlar yaptığı ortada. Büyüme oranlarında %21'leri yakalamış. Önümüzdeki iki büyüme oranı geldiğinde de ortalama yıllık %10'u yakalayabilecek bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bak ya, Allah aşkına aklımızda da oynamayın. Yani iş çokmuş da ama gelmiyorlarmış asgari ücreti. Şimdi peker gibi konuşacağım bak. Lan geç, lan geç. Böyle bir şey var mı ya? Hep bak şimdi bu yeni numara bu. Efendim iş çok, beğenmiyorlar. 8 bin lira garson maaşı ama gelmiyor. Niye gelmez? Lan manyak mı bunlar? Niye gelmez? Hah, asgari ücret diyor ama. Şimdi senin asgari ücret dediğin paraya yakın yardımlarla bilmem ne veriyor. Adam da keyfini sürüyor. Bütün olay oradan kaynaklanıyor. Hani bu işe gelmiyor, beğenmiyor var ya, beğenmediğinden değil. Çünkü bugün AKP iktidarı kendi oy tabanını sürekli arkasında tutabilmek için akıl almaz yardımlar yapıyor bizim sırtımızdan, hepimizin sırtından. Ha bu yardımlar asgari ücret kadar belki tutmuyor. Fakat insanlara müthiş bir rahatlık sağlıyor. Adam diyor ki abi gideceğim diyor, bana asgari ücret verecek de sabah gireceğim diyor. Yok patronun ağız kokusu, ustabaşının bilmem nesi, o bilmem ne yapacak. Mesai de, o de, bu de. Halbuki burada diyor ki ben onun yarısına kadar işte makarnam geliyor, peynirim geliyor, sütüm, çay, yağım geliyor, tamam. E ben diyor arkadaşlarımla geziyorum, istediğimi yapıyorum. Arada da diyor ufak tefek işler çeviriyoruz. 3-5 kuruş da oradan alıyoruz. Niye çalışayım diyor, enayi miyim diyor. Çünkü neden? Orada çalıştığım zaman bütün bu yan yardımlar kesiliyor. E sosyal güvence diyeceksiniz, veriyor zaten. Hastaneye gittiği zaman bedava her şey. İlacı bedava alıyor. Yani o kesim, o yeşil kart, beşil kart numarası vardı eskiden, işte o statüde olanlar. Ya onun için. Ha ikincisi, şimdi bana soracaksın, efendim o ücret var niye gelmiyor? Onlar da yalan söylüyorlar. O da yeni bir numara. İş çok ama gelmiyor. Hayır, o nitelikte adam yok zaten. Lan kamyon şoförün yok be. Havaalanında çalışmak için Vietnam'dan adam getirdiler. Çünkü niye? Artık sen geniş bir kitleyi yoksullaştırıp yardıma bağlamışsın insanlar. O konularda eğitim de almak istemiyorlar. Okulları kapatmışsın. Ara eleman bulamıyorsun. Şimdi öyle diyorlar ama hani o garson esprisini biri yaptı. Ben de buradan hemen seslendim. Burada, bu sırada burada değildim. Bulunduğum yerden. Dedim ki yarın 10 bin kişiyle geliyorum. Var mı öyle numara? Sonra anlaşıldı ki o aslında 3 bin liraymış da işte şeylerle bilmem ne, bir de adam kendi vergisini, sigortasını koyunca 8 bine geliyormuş. Yani adama verdiği para aslında 3 bin lira. Diyor ki 1000 lira da diyor bahşişten alırsın, 4000 lira. Ama diyor senin bana maliyetim 8000 lira filan çıktı, hadi getiriyoruz deyince tabii şapo oturdu. Ama gerçekten işçi bulamayan yerler var. Neden? Nitelikli arıyor. Yok. Adam geliyor. Ne iş olsa yaparım abi. Bana ne iş olsa yaparım abi lazım değil. Bana işi bilen lazım. İşi bilen için de eğitim lazım. E sen ne yaptın? Sırf imam hatipleri yüceltmek için ne kadar meslek lisesi varsa yok ettin. E şimdi ara eleman yetişmiyor ülkede. Mühendis sokağa çık, elini çarp, mühendise şey yapıyor. Salladım mı 3 tane mühendise çarpıyor. Ama hepsi niteliksiz. Sebebi hani diyorsun ya, her yere üniversite açtık. Ha işte her yere üniversite açtığın zaman mezunların da bir kalitesi olmuyor. Ayrıca bu ülkenin o kadar mühendise de ihtiyacı yok. Ama ara elemana ihtiyacı var, o yok. Onun için bırak bu palavraları, bırakın. Bırakın. Yok 21 büyümüşüz. Oğlum o büyümelerin hepsinin biz nasıl olduğunu biliyoruz. Onlar rakamsal büyümeler. Vatandaşa ne kadar yansıyor? Ha efendim yansır mı? Yansır tabii. Ama senin dediğin gibi %21 bende ihya olmuyor. Çarpın kazandığımız paraları, çevirin döviz cinsine. Bak ne oluyor? Nasıl yoksuluz aslında? O böyle anlı maaşlar falan öyle acayip 10 bin lira para alıyor. 10 bin lira 1000 dolar. Hadi yaşa Amerika'da 1000 dolarla. Hani karşılaştırıyorlar ya, en saçma sapan olan o. Birim karşılaştıracaksın kardeşim. Efendim, o Almanya'da çayı 1 lira, 1 marka içiyormuş. Bir dakika, Almanya'da 1800 mi, 1900 mi mark euro asgari ücret. Ama onunla çalışan %2,5 var. Onun dışında 3000 ile 5000 arası ortalama ücret. En düşüğünü alalım. Almanya'da 3000 mark, şey euro alan bir adam diyor ki, çaya 1 mark veriyor. Çarpıyor 10 lira diyor. Bak utanmaza bak. Lan niye 10'la çarpıyorsun? Senin de adamının da aldığı 3000 lira. Asgari ücreti 3000 yaptım. O 3000 lira, o 3000 euro.
o 3000 birimden 1 eurosunu, bir tanesini çaya veriyor. Sen 3000 birimden 4'ünü, 3'ünü çaya veriyorsun. Diyor ki Almanya'da domates diyor 3 euro biliyor musun diyor 30 lira sen burada 5 liraya alıyorsun. Hayır kardeşim. O 3 birimini veriyor domates almak için 3000'den. Sen buradan 3000'den 7 birimini veriyorsun. Fark bu. Ha hesabı böyle yap. Yoksa Almanya'da 10'la çarp. Yok öyle şey. O zaman sen de getir. Almanya'da aynı mı? Almanya'da 3000 ise birim çarp abicim 30.000. Benim de asgari ücretim 30.000 olursa Almanya'daki asgari ücretliyle aynı harcamam olacak. Var mısın buna? Yoksun. 10.000 lira maaş alıyor. Yok ya. Lan bırak. Evet, şimdi gelelim. Gene bir yarım grup haberimiz var. Tam grup haberi değil. Neden? Çünkü HDP bugün yapmadı ama HDP eş genel başkanı Pervin Buldan Paris'te. Kampanya içmeye mi gitmişler? Oradan bir konuşma yaptı. Tabii grup toplantısı değil de ben öyle esprisini yapıyorum. Bakalım ne demiş Fransa'dan. İsmini sayamadığım yüzlerce, binlerce insan cezaevinde haksız ve hukuksuz bir şekilde kalıyorsa bu en büyük bedeldir. Bugün Türkiye'de siyaset yapma yolu tıkatılarak insanlar sürgüne gelmek zorunda kalıyorsa bu en büyük bedellerden bir tanesidir. Biz Figen Yüksekdağ'a söz verdik. Gülten Kışanağ'a, Sebahat Tuncel'e söz verdik sevgili arkadaşlar. Hiç kimse bizim bildiğimiz bu yoldan asla ve asla geri döndüremeyecek. Evet, HDP'liler de Paris'ten seslenmiş oldular böylelikle. Şimdi bir kısacık bir aramız var gene. Ondan sonra arda arda çok dikkatinizi çekecek haberlerim var, haberiniz olsun. Güzel şeyler yazmışsınız da onlara da bakıyorum bu arada. Hoş. Bu arada yavaş yavaş öğreniliyor. Şimdi ve bu flashla ilgili en önemli şey işte birkaç yıl hani tamamen ekranlardan çekilince yani birçok evde işte o uydu şeylerinden falan çıkmış, yer değişmiş, o olmuş, bu olmuş. Şimdi onun için sokakta rastlıyorum, Can Bey göremiyoruz. Ya diyorum nasıl göremezsiniz be, her akşam Flash TV'de 2 saat cabada konuşuyorum. Aa bilmiyorduk, bakalım bu sefer ayarlayamıyor. Lan niye ayarlayamıyorsunuz, işte orada yazıyor altında, bak buradan yazıyor. Ne diyor? Kablo, bak kanal ve kablo TV'de 47, onlar kolay. Şimdi Flash TV frekans, bak ne yazıyor orada? Frekans bilgileri, bak. Şimdi tabii zaten seyredenler bunu yapmışlar ama mesela Türksat 3A'dan yayın yapıyormuş. Frekansı 12.685, sembol 30.000. Dikey polarizasyon ve dikey diyor. Onu yaptığın zaman bağlanıyor. Efendim ben bilmiyorum. Ha şimdi bana desen git evde ayarla, becerebilir miyim? Bilmiyorum ama bir bileni bulun be. Yani biz ama seyredemiyoruz. Yok öyle şey. Seyredeceksin.
Yani biraz herkes bir şey yapacak, değil mi? Evet. Böyle güzel şeyler geliyor. Yorumlar çok güzel falan, güzel. Anket sonucunu merak ediyorum diyor. Bakalım ne çıkacak. Ben de merak ediyorum. Yarın akşam bu saatlerde hani sorduk ya hangi kıyafeti giyeyim ekranlarda diye. İşte beyaz böyle mi kalsın? Yoksa beyaz üzerine bir ceket mi giyeyim? Sade kravat takayım, beyaz gömlek mi giyeyim? Ya da hani eski benim klasik 20 yıldır, 25 yıldır ekranlarda olduğum gibi lacivert ya da siyah bir ceket içinde beyaz gömlek ya da mavi gömlek ve kravat mı diye. Bakacağız ne çıkacak ben de bilmiyorum. Tabii katılım sayısına da bakacağım yani böyle hani 300-500 kişiyle olmaz o iş ama daha bakmadım ben de bugün. Bakarız kaç kişi katılmış. 8 bin mi? Çok az ya. Çok az çok az. Onu biraz çıkarın çıkarın çıkarın. Onu biraz. Evet. Ha bak bir izleyici diyor ki Pervin Buldan diyor Paris'te Türkçe konuşuyor diyor. Helal olsun diyor. Kürtçe konuşmamış diyor. Yani hani yurt dışına falan çıkacağını şey yapıyorlar ya. Böyle bir şey yani eleştiri de değil de bir katkıda bulunmuş. Ara sıra onlara da bakıyoruz. Şimdi gelelim. Efendim Covid grip sayılacak diye bir haberimiz var. BioNTech'in kurucuları Doktor Özlem Türeci ve eşi Profesör Doktor Uğur Şahin yıllar geçtikçe koronavirüs grip sayılacak dediler. Yani artık etkisi azalıyor. Gripten hallice bir şey olacak. Bir izleyelim bakalım. Sonra da Sağlık Bakanı'nın yaptığı son açıklamaları size aktaracağım. Onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren Alman şirketi BioNTech'in kurucuları Doktor Özlem Türeci ve eşi Profesör Doktor Uğur Şahin salgının geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Türeci, yıllar geçtikçe koronavirüs grip statüsü kazanacak ve daha yönetilebilir bir virüs olacak dedi. Ayrıca virüsle birkaç yıl daha uğraşacağımızı söyledi. Koronavirüs varyantlarına değinen Uğur Şahin ise varyant aşılarını test ettiklerini belirtti. Güney Afrika beta varyantı üzerine bir çalışma ise neredeyse tamamlandı dedi. Öte yandan dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünyada 5 milyonu aştı. Türkiye'de ise 50 bini geçmiş durumda. Evet artık yani çok kanıksadık ama tehlike devam ediyor ben size söyleyeyim. Yani aman ne olur dikkat edelim. Şimdi Sağlık Bakanı bugün 3. doz BioNTech olup olunmaması konusunda yarın diyor yani çarşamba günü için bilim kurulunun gündeminde olacak diyor. 12 yaş altı çocuklara aşı yapılması olmadığını belirtiyor. PCR testi sonuçlarıyla ilgili olarak da çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük diyor. Evet yani bir ara böyle bir şey koparıldı böyle çocuklar arasında çok yaygınlaşıyor falan filan. Yani böyle bir şey yok onu ben size söyleyeyim. Asistan doktorların nöbetleriyle ilgili genelge gönderilmişti valiliklere diyor. Biz asistanların yükünün farkındayız. Burada yanlış olan şeyleri tabii ki düzelteceğiz diyor. Okullarda PCR taraması da yapılacağını sözlerine eklemiş bu. Evet şimdi Sedat Peker'in dün biraz sizin sözünü etmiştim. O sırada gelmişti. Bir gene tweetleri var. Bir izleyelim bakalım haberi. Kıymetli dostlarım, öncelikle organize suç örgütü lideri Sedat Peker gündemden düşmek bilmiyor. Bu kez sosyal medya hesabından müstehcen video iddiaları ve tepkilere ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Bu paylaşımları da ben değil, bir başkaları benim adıma tweetleri yazdığını söylemiştir. Peker, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ve iktidar ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı'na ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntüleri yayınlamış hesap, Deli Çavuş'un neden paylaşımları durdurduğunu Twitter'dan açıkladı. Söz konusu paylaşımda Peker şunları söyledi. Kıymetli dostlarım, ruhumun parçası olan Deli Çavuş'la yakın bir zaman önce tanıştınız. Deli Çavuş yayını niye durdurdu diye bana sorular yöneltiyorsunuz. Artık emin olmuşsunuzdur ki ben de söz namus. Bu yayınlanan videolardan sonra başta Rum kesimi olmak üzere bazı başka ülkelerde KKTC'yi küçük düşürecek bazı haberler yaptılar. Bu yüzden Deli Çavuş yayına ara verdi. Hem biz ne demiştik? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde suçlulara karşı mücadele başlatılırsa yayın yapmayacağız. Şu an KKTC'de çok enteresan şeyler oluyor. Ayrıca Peker, video yok, blöf yapıyor yorumlarına ilişkin bir gazeteci seçsinler, o izlesin dedi. Bazıları elinde başka kaset yok, blöf yapıyor diyormuş. Çok güvendikleri bir gazeteci seçsinler. O videoların bir kısmını göndereyim, yani o gazeteci seyretsin.
Peker'in Deli Çavuş'un paylaşımları durdurmasına dair bu kadar detaylı yorum yapması, hesabın kendisine ait olduğuna kuvvetli bir kanıt olarak yorumlandı. Evet, şimdi size bizden bir haber sunmak istiyorum. Yılmaz Tunca adını pek çok kişi biliyor mutlaka. Özellikle Flash'ı daha önceki yıllarda izleyen, sabahların ağırbaşlı, oturaklı yorumcusuydu. Gazetelere bakardı ama hakikaten müthiş yorumları vardı. Şimdi Yılmaz Tunca tekrar Flash TV'de ama bu sefer sabahın erken saatlerinde değil, gecenin geç saatlerinde. Bir izleyelim bakalım. Dün akşam itibariyle başladı. İzleyelim. Tweet sayfasından almıştım. Yani yazıya baktığımızda Din İşleri Yüksek Kurulu'nun belli koşullar altında yapay et helaldir diye bir fetvasından söz ediliyordu. Ayrıntılı bir şekilde haber de vardı. Ancak daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaptı ve kendilerinin bu yönde bir fetvasının olmadığını söyledi. Hani Twitter'da ben kullandım. Dolayısıyla düzeltmeyi yapmakta boynumuzun borcu. Şimdi Diyanet'in açıklamasını verelim ve dolayısıyla Diyanet'in bu konudaki yan anlamasını sizlerle paylaşalım. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yapay etin caiz olduğu yönünde bir fetvası olmadığını açıklamış. Kamuoyunda da saygıyla duyurmuşlar. Eyvallah. Yani bugün yok o fetva, yarın gelir mi onu bilmem. Evet, geldik bu akşamın sonuna. Şimdi birazdan saat 20 itibariyle Faik Öztürk tekrar karşınızda olacak. Çok sürpriz bir konu var. Atilla Taş sizlerle birlikte olacak Faik Öztürk'ün programında. Arkasından Şura programı var. Orada tabii biraz ağır siyaset tartışılacak. Fehmi Koru, Emin Şirin ve Mazhar Bağlı katılıyorlar. Ben yarın akşam 18'de tekrar sizlerle birlikte olacağım. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.